Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi adayında Muharrem İnce'nin parti kuracağına dair söylentiler ortaya atılmıştı. 4 Eylül 2020 tarihinde Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Bin Günde Memleket Hareketi adı altında bir siyasi hareketlenme başlatmıştı. 8 Aralık 2020 tarihinde ise bu siyasi hareketlenmenin partileşeceğine dair açıklamalarda bulundu. CHP'den 1 Mart'ta istifa edip parti kurmayı hızlandıracağı öğrenildi. Muharrem İnce'nin partisine oy verir misiniz diye vatandaşlara sorduk. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Ya valla oy vermeyi düşünüyorum. Peki neden? Neden? Yani o daha düzgün. En azından köylü çocuğudur. Halkı da anlıyor. Halktan da anlıyor. Halktan geldiği için. Ya bir de onu deneyelim. Ya şimdikiler zaten görüyorsunuz her şey pahalı, doğalgaz ve kimse doğalgazı doğru düzgün yakmıyor. Markete gidiyoruz, peynir alıyoruz. İkinci hafta gittiğimde aynı peyniri bulamıyorum, aynı fiyatı bulamıyorum. Yani Muharrem İnce şöyle, en azından halkın dilinden anlıyor. Anlıyor musunuz? Evet, Muharrem İnce parti kurursa oy verir miyiz? Oy veririz. CHP'den ayrıldı, evet oy veririz. Bazı düşüncelerine olumlu bakıyorum. Hangi düşüncelerine? Sağlam adam yani. Çok fazla Kılıçdaroğlu gibi yalan söylemiyor. Böyle bakışlarım yani, ben izliyorum onu. CHP'den ayrıldığını da çok olumlu buluyorum. CHP'de söyleniyor peki. Ne bilsin, CHP'yi Muharrem İnce bölmez ki. Onlar her kendilerinin o CHP'nin bakışına şey yapmayan insanları kendisinden görmüyorlar. Yok böldü, parçaladı. Onlar zaten bölünmüş, parçalanmış. Taciz, tecavüz, hırsızlık olayları var bir sürü. Yani bunları açıklayamıyorlar. Geliyorlar Muharrem İnce'ye saldırıyorlar. Yok yeni birine saldırıyorlar. Yok yok. Bizim partimiz var. İyi partiye vermeyeceğiz. Madem Muharrem İnce kumda oynasın ha. İşimiz gücümüz yok, bir de ona mı vereceğiz? 20 tane parti var, hangi birine vereceğiz? Hayır, bir şansı yok diyorum. Muharrem İnce. Şans olduğunu düşünmüyorsunuz yani Muharrem İnce'nin. Zannetmiyorum. Ama 2018 seçimlerinde %30 oy almıştı o Cumhurbaşkanlığı olmadı. Seçiminde. O olmadı. Biz de iyi parti olarak verdik ona. O olmadı. Biz muhalefet yükselsin, iktidar partisi düşsün ya, verin ona. Yoksa onun kendi marifeti değildi o. Öyle yani. Onunla yani zaten %20 küsür CHP'nin oyu vardı. Gerisini de diğer partiler, yani muhalif olan, iktidara muhalif olan partiler verdi. Size Muharrem İnce parti kuruyor. Parti kursa oy verir misiniz Muharrem İnce'ye ve neden? Direkt bir soru sordun ama. Yeni bir tek başına şu anda en iyi Türkiye'nin akademisyenlerini, Türkiye'nin geçmişte milletvekilliği yapmış en önemli geçmiş vekillerini dahi yanına toplamış olsa ne kadar potansiyel yapabilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar oy alabilir? Bunları değerlendirmesi lazım vatandaşların. Şimdi en güzel akademisyenleri topladı. En güzel eski milletvekillerini topladı yanına. Güzel bir grup kurdu. Türkiye'de ne kadar potansiyel oy var? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadar potansiyel oy var? Veyahut da Milliyetçi Muhafazakar kesimden ne kadar oy alabilir? Bunların hepsi partisine katılanlar olacağı söyleniyor. Ya katılsa ne kadar katılacak? %1 bile olmaz. Zaten %8, %10 oyu var. %10-11 oyu var İYİ Parti'nin. Dolayısıyla %1 alsa ne olur? %1 alması da mucize. Zaten yeni kurulan partiler %1 oranında zaten oy zor alıyor. Bugün Ali Babacan'dan daha mı güzel ekip, donanımlı, kişisel donanımlı bir parti olacak? Ahmet Davutoğlu'ndan daha mı donanımlı bir parti olacak? Bence olmayacak. Bence olacak. Olsun diyelim. Onlar kadar olur. Onların şu andaki Türkiye'deki kamuoyu yoklamasındaki kendi potansiyelleri belli. Bunun da potansiyeli aynı belli olacak. Dolayısıyla şimdi Muharrem İnce'nin bu işe teşebbüs etmesi bana göre havanda su doymaya benzer. Ben çok ciddi bir milliyetçiyim. Çok ciddi bir milliyetçiyim. Çok ciddi bir muhafazakarım. Bugüne kadar hayatım boyunca hep sağ partilere oy verdim. Ama şu anda oyumu direkt, indirekt Cumhuriyet Halk Partisi'ne
veya İyi Parti'ye vereceğim. Muharrem İnce parti kuruyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Parti kursa eğer oy verir misiniz? Bu adamı biz kurulmuş partiden, Atatürk'ün partisinden Cumhurbaşkanlığı adayı gösterildi. Ve topyekun oy verdik. Bu kendi oyuna sahip çıkamadı. Parti kursa ne olacak ki? Yani koskoca bir partide tutunamayıp, bir yeri edinemeyip burada hizmet veremiyorsa bundan sonra kuracağı bir parti deme. Küçük parti çok. Bize parti lazım değil. Ha çoğunluk olsun. Ben partiye karşı değilim. Parti kurulsun, partiler olsun. Fakat ben Muharrem İnce'ye oy vermem bu şekilde. Muharrem İnce'nin Tayyip Erdoğan'dan bir farkı yoktur. Önce kendi kazandığı seçime sahip çıkacaktı. Daha sonra da biz onun arkasında duracaktık. Muharrem İnce'nin tabii bir memleket hareketi dolayısıyla yola çıkmıştır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Fakat memleket hareketini parti kurarak, parti kurma isteğiyle ya da hareket ederek bu şekilde yapılmaması gerekiyordu. Çünkü bir emeği vardı, bir alın teri vardı ve bir fizik öğretmeninin bence bu anlamda böyle bir çıkış yapması yanlıştı. Muharrem İnce parti kuruyor. Bunun hakkında düşüncelerinizi alalım ve kursa oy verir misiniz? Vallahi şimdi Muharrem İnce parti kurduğun diye hiçbir konu söylemeyiz. Söylemeyiz. Fakat seçim geldiği zaman sen niye böyle çocuk yapın diye oy vermeyiz. Neydi? Sarıgül. Evet. Sarıgül'e mi? Sarıgül'e mi? Muharrem İnce yani iyi bir insan da ben görüş olarak ben oraya oy vermem. Peki, yani görüş kesinlikle. Olarak yani. Kesinlikle hayır. Peki neden? Ya zihniyeti bu, CHP zihniyeti bozuk yani bana göre. Hangi zihniyet doğru sana göre peki? AK Parti ya HDP ya da. Verecek misiniz oy? Yok ya, Muharrem İnce'ye vermeyeceğim. Bana İnce peki. Kazanmaz ya, kazanır mı? Ya Muharrem İnce olsun, kim olursa olsun, yeter ki bu ülke hayırlı olsun. Bir ülkeye yani güzel bir şey getirsin, kim olursa olsun. Muharrem İnce olur, CHP olur, Davutoğlu olur, kim olursa olsun. Ha? Muharrem İnce parti kuruyor, oy verecek misiniz? Yok, hayır. Ben Cumhurbaşkanı'ndan sonra kimseyi istemiyorum. Göğde Allah, yerde Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım önüsüne kimin arkasındayım? Bugün Avcılar Haber Merkezi olarak Muharrem İnce'nin parti kurması ile ilgili vatandaşlarımıza sorular yönelttik. Bunun gibi ve daha benzeri birçok içeriğe ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.